Herkese selam arkadaşlar, bugün yine ETS'deyiz ve 1.37 beta'dayız ve 1.37 beta'ya Forte FMAX geçtiğimiz günlerde gelmişti, hazırlamışlardı ve FMAX'de artık cam açma özelliği de var ve birden fazla değişiklik olmuş. Şöyle hemen en basitinden şunu da göstereyim. Mesela Ford logosu, atölyeden kendiniz değiştiriyorsunuz, hazır olarak gelmiyor bu. Konta açtığımız zaman gördüğünüz gibi aydınlatmasını yapmışlar. Gayet güzel gözüküyor. Akşam yolculuklarına falan bayağı işimizi görür. Güzel bir görüntü yakalarız arkadaşlar. Çok çok değişiklik var. Video açıklamasında Steam Atölye linkini bulabilirsiniz. FMAX'in sizler oradan indirip 1.37 sürümde oynayabilirsiniz FMAX'de. Cam açma da gelmiş. Hemen şöyle hatta dıştan da gösterelim. Evet. Böyle gördüğünüz gibi cam açma olayımızda FMAX'e eklenmiş. Aynı şey tabii ki buradaki camda da geçerli. Aynen bu şekilde. Grafik modumuz aktif değil. Grafik modumuz çalışmıyor. Naturalux 1.37'de. 1.37 tam sürüm geldikten sonra eminim onu da güncelleyeceklerdir. Çünkü efsane bir grafik modu. Şu ana kadar yapılmış bence en iyi grafik modlarından bir tanesi. Hatta en iyisi diyebilirim. Orijinal haritamızdayız. Beta'da olduğumuz için harita modları çoğunluğu çalışmıyor. O yüzden oyunun orijinal haritasındayız. En son ki gelen Road to the Black Sea DLC'sindeyiz. Şöyle Brasov'dan güzel şurada virajlı yollarımız vardı. FMAX'e yakışabilecek bir yol olduğunu düşündüğüm için şöyle bir yol düşündüm. Gidebildiğimiz yere kadar gidelim. 490 km bir yolumuz olacak. Şöyle bir dıştan sesini duyalım önce bir aracın. 1.37'de biliyorsunuz sesler değişti. Evet, FMAX'in sesi de bu şekilde oldu. Daha kornalar tam yapılmamış, oyunun orijinal kornaları. Bu kornalar hiç hoşuma gitmiyor. Efendim yakın zamanda onlar da yapılacaktır. Şöyle bir stop edelim. Bir de aracın içinden şöyle hatta camlar açık çalıştıralım. Diğer camı da açalım. Sağ camı komple kapattım. Sadece soldan böyle yüksek ses geliyor. Hatta onu da kapatalım şöyle gaza basarken. Evet. Haydi bakalım çıkalım yolumuza. Şöyle biraz keyifli bir sefer yapalım. Ama koltuğu birazcık şöyle yakınlaştırmak istiyorum ben. Böyle daha iyi. Haydi bakalım gidiyoruz. Bir 37 ile ilk çıktığı zaman iki videomuz vardı. Bu da üçüncü videomuz olsun 1.37 beta'da. ATS zaten biliyorsunuz. Geçen de bahsettim. 1.37 tam sürüm geldi. ETS'de 1-2 hafta içerisinde gelecektir diye düşünüyorum. Köprü altından geçince gelen sesi fark etmişsinizdir. Köprü altında, tünellerde falan ayrı bir ses var. Evet, karantina günlerinden yine sokağa çıkma yasağı günlerinden birindeyiz. Nisan'da zaten bir sokağa çıkma yasağımız vardı. Hemen arkasına 24 Nisan bugün yine bir sokağa çıkma yasağı. 25-26 diye gidiyor. Bu arada Ramazan'ın da ilk günü. Herkese hayırlı Ramazanlar.
Ses böyle gümbür gümbür. Bugün çok böyle konuşmamaya çalışacağım. Böyle sesle oyunun keyfini çıkartalım. O yüzden benim sesim biraz böyle oyunun sesine göre alçak kalıyor olabilir. Retardlara bak. Atalım kendimizi şöyle yollara. Köprü altından geçerken bile değişiklik var. Sağ ayna biraz sıkıntılı. Koltuğu ileri aldığımız için aynayı ayarlamadık. Biz önemli değil, görürüz. Orada kabin aksesuarları falan 1.37'de çalışıyor. Sisil Megapack olan kabin aksesuarları. Böyle sağ camı kapatalım. Evet, ses soldan şimdi biraz daha yüksek geliyor sağ cama göre. Yalnız retarder efsane geliyor, retarder sesi. Oh, tren yolu. Yine geçemeyeceğiz muhtemelen de, dur bakalım. 1.36 bakalım, 1.37 beta'da bunu yapmışlar mı? Geçen gün önden kendimi attım, hemen çıktım. Dur bakalım, açılıyor. Hemen kapanacak mı tekrar? Aa, kapanmadı. Aa, hayret. Yapmışlar demek ki. 1.36 geldiğinden beri bunda bir sıkıntı vardı. Arkalarda durduğunuz zaman, böyle önünüzde birkaç tane araç olduğu zaman falan, tren yolu kapanıyordu. Tam açılırken hop bir daha kapanıyordu. Hiç, sürekli tren geçiyor yani, hiç geçemiyordunuz bir türlü. Yine kapanıyor hemen. Bu arada grafik modu olmadan da çok güzel bir görüntüsü var oyunun. Grafik modlarına hep alıştığımız için. Grafik modu olmadan da gayet güzel. Yürü be kardeşim. Biraz da cam kapalı gidelim. Bütün sesleri duyalım. Sağ cam açık, sol cam açık. İkisi birden açık. Hepsi kapalı. Tek tek açık. Hepsini deneyelim. Cam kapalıyken ses bayağı bir düşüyor tabi. Hafif açalım mesela. Hafif dedik la, hafif. Heh. Bak tam böyle kulağımın üstünden geliyor gibi. Aynı böyle hani araçta oturursun da camı hafif üstten açarsın. Böyle yukarıdan gelir ya o ses. Oo, virajlara geldik bu arada. Dur şöyle camları birazcık indirmek istiyorum. Böyle keyfini çıkartalım şu yolların. Sağı da biraz açtım. Buradan itibaren yollar tam keyiflik. Yükümüz de 24 ton. Böyle biraz dedim ağır olsun. Basıp gitmesin araç, biraz zorlasın yeri geldiğinde yani bize.
Aynayı da çok sık kontrol ediyorum yalnız. Şeridi kaçırmayayım diye. Dorsey bile şerit dışına çıkarmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Tabi bu sesler zamanla değişir. Daha çok oturmuş değil bu sistem. Yavaş yavaş sesler değişecektir. FMAX'in sesi zaten normal EVR'ye aitti. EVR bunların hepsini düzenleyecek, halledecek yani. 1.37 sürüme uygun bir şekilde hepsini hazırlayacak. Ve EVR'den ses aldıysanız eğer daha önceden, bunların hepsi size ücretsiz bir şekilde güncelleme olarak gönderecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Virajlar nasıldı ama ya? Virajlar efsane. Daha önümüzde biraz daha var. Biraz daha viraj var önümüzde. Bak otobüsü görüyor musun? Bak ben şeridimden Dorsey'i döndürmeme rağmen geldi benim Dorsey'i patlattı herif ya. Böyle bir şey olamazdı ya. Şu otobüsler çok sıkıntılı bu oyunda. Kendi şeritleri dışında her yerden dönebiliyorlar. Ya şimdi oyunun optimizasyonları tırlara göre olduğu için, tırların da hani sonuçta bütün olarak dönmüyor, iki parça. Ona göre ayarlıyorlar. Arabalar zaten hani trafikteki araçlar zaten normal küçük olduğu için rahat dönüyor. Bir otobüslerde bir sıkıntı yaşanıyor bu oyunda. Onun dışında hiç problem yok. Ama tabii ETS trafiği bu. Her zaman sıkıntılıdır. Biraz da yağmurda oynayalım mı ya? Bir yağmur yapalım şöyle, dur. Hemen şurada duracağım. Ama camları kapatacağım önce, dur. Tamam. Bu arada tuşları çalışıyor mu? Oo süper, tuşlar da çalışıyor. Onu da yapmışlar. Helal olsun. O ne ya? Yazamadım bayağı. Set vardı, pardon. Geçen de yine bak karıştırdık bunu. Set, alt çizgi, weather, 1. Bakayım, 0. 1. Bir de şöyle yapacağım. Yağmur olasılığını açalım. Kapalı o çünkü bende. Açmazsak bir süre yağıyor, sonra duruyor. Şimdi 0, 1 yapalım. Saatimizi de şöyle yine değiştirelim. Yağışı da arttıralım. Tamamdır. Haydi gidiyoruz. Biraz cam kapalı gidelim. Ondan sonra camı da açacağım yağmurda. Sesler güzel.
Buna bir de bir zaman sonra gerçekçi yağmur modu da yaparlar. Biraz daha böyle uçar mı yani yağmur sesleri. Daha efsane olur. Biliyorsunuz daha önceden oynadık gerçekçi yağmur sesleriyle. Onda hem böyle hava biraz daha sisli oluyor. Hem de böyle gümbür gümbür gök gürültüsü vesaire, şimşekler mimşekler böyle. Efsane bir görüntü oluyor. Görsel oluyor, ses oluyor. Açalım biraz. Gelsin yağmur sesi soldan soldan. Sağı da açalım biraz. Kornaya mı basmamı mı bekliyorsun? Bastı gitti bir anda. Tam sollayayım diyordum. Hayda! Yandık. Dayı birazcık çarpacağım sana ama yapacak bir şey yok. Vallahi yapacak bir şey yok. Birazcık dokandırdık arabaya. Oğlum iyi ki yol verdin ha. Vallahi patlatırdım yoksa. Duramıyordum çünkü. Ya geçiyorum işte, bir dur ya, bir dur ya. Geçiyorum işte, zaten aynadan gözükmüyor bir şey. Vay arkadaş. Benden hızlı gidiyor. Ulan kalkışta bakalım ne yapacağız dedim de vallahi benden hızlı kalktı gitti. Şurada bir şirket var. O şirkete girip bitirebiliriz.
burada bitirebiliriz, şöyle bırakalım. Oh, seslere bak. Şöyle yağmuru kapatalım. Tabi yağmur olasılığı açık, dur. Önce onu kapatmamız lazım. Şöyle yapalım. Üst katımda temizlik var herhalde. Nasıl sesler geliyor bilmiyorum, size yansıyor mu o ses ama. Baya elektrik süpürgesi çalışıyor. Yerleri kazıyorlar gibi ses geliyor şu anda. Evet, hop şöyle, tamamdır. Oh, süper oldu, tamam. Evet arkadaşlar, FMAX modu 1.37 beta versiyonda çalışıyor. Sesler yapılmış, cam açmadır vesairedir, yeni özellikler eklenmiş, her şey artık 1.37'de de çalışır durumda oynayabilirsiniz. Ancak 1.37 beta biliyorsunuz, daha henüz tam sürüm gelmedi. Tam sürüm geldiği zaman da oynayabilirsiniz. Şu anda isterseniz 1.37 beta'ya oyununuzu çekip o şekilde de yükleyebilirsiniz. Ancak multiplayer'a girmek için tekrardan 1.36'ya düşmeniz gerekiyor. Onu da nasıl yapıyorsunuz? Aynı şekilde Steam sağ tuş özellikler, Steam'de yani Steam programı açıkken oyununuzun üstüne geliyorsunuz. Sol tarafta Euro Truck Simulator 2, sağ tuş yapıyorsunuz. Aşağıda özellikler var. Özelliklere tıklıyorsunuz. Betalar diye bir seçenek var orada. Betalara geliyorsunuz. Tıklıyorsunuz oraya. Hiçbir betaya katılmayı seçerseniz tekrardan multiplayer girebilirsiniz. 1.36'ya seçerseniz multiplayer'e giremezsiniz. Bilginiz olsun. Hiçbir betaya katılmayı seçerseniz 1.36 işte nokta xxx artık en son sürüm kaçsa ona geçirir. Direkt 1.36 yaparsanız daha eski sürüme geçireceği için, 1.36'ın daha eski versiyonuna geçireceği için multiplayer'a giremezsiniz. Bilginiz olsun. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.